Herkese merhabalar Tonguç Evler. Yoğunluk konusunu açacağız. Tonguç Evler, yoğunluk ne demek Tonguç? Hocam metrobüslerde yaşanan sıkıntı. Çok yoğun oluyor. Çok kalabalık oluyor. Hatta bazen Allah. Buharlaşıp camdan yükseliyor. Bazen bir bakıyorum boşluk oluşuyor. Halbuki kapılar açılmadı. Aa bakıyorum ki meğer Tonguç, otobüse boşluk oluşuyor. Buharlaşıyor. Oyuncak adam. Ördeğin var mı Tonguç? Tabii ki hocam. Oyuncak ördeğin yüzüyor değil mi? Ama sen çok yemek yersen ne olursun? Batarsın Tonguç değil mi? Bu tamamen yoğunlukla alakalı. Şimdi evladım bak. Bazı cisimler suda batar, bazıları ise yüzer. İşte bunun sebebi yoğunluklarının, yani diğer bir adıyla öz kütlelerinin farklı olması. Aa, şimdi, o zaman ben şunu anlıyorum hocam. Bazen bir tane demir parçası atıyoruz, pat diye batıyor. Harikasın. Ama koskoca gemiler yüzebiliyor. Onu mu harikasın. O da başka bir şey. Yoğunluğu cisimlerin sadece kütlelerin belirler. Mesela koskocaman geminin batmamasını söyledin sen bana demin. Süper. Teşekkür ederim. Bu adamın kütlesi efsanedir değil mi? Bilmem evet. Kaç tondur. Ama şurada 2-3 tane ufak taşın batmasının sebebi acaba gerçekten kütle midir? Yani ağır olan batar mı yoksa hafif olan yüzer mi? Öyle bir şey var mı sence Tonguç? Bence var. Hayır yok işte. Koskocaman gemi yüzüyor, küçücük taşlar batıyor. Demek ki yoğunluk önemli. Hem kütle hem de yoğunluk önemli Tonguç burada. Demek ki batıp çıkmada yoğunluk da çok önemli bir faktör. Peki yoğunluk dediğimiz zımbırtıyı nasıl hesaplıyoruz? Tonguç bak bir tane cismi teraziyle yani ne diyelim buna tartıyla ölçelim diyelim tamam mı? Tartıyla ölçtük 1000 gram çıktı. Bunun kütlesi 1000 gramdır tamam mı Tonguç'um? Peki bunun hacmini ölçtük. Dereceli silindirle ölçtük hacmini. Hacmi de 1000 santimetre küp çıktı. Şimdi yoğunluğunu nasıl hesaplıyoruz biliyor musun? Kütlesini bulduktan sonra yani bir ölçüyoruz teraziyle. Ondan sonra dereceli silindir dediğimiz şey genellikle laboratuvarlarda bulunur. Ölçüyoruz hacmini. Kütle ve hacmini bulduktan sonra çat diyoruz. Yoğunluk eşittir kütle bölü hacim diyoruz. Yoğunluğun sembolü ne biliyor musun Tonguç? D. İngilizce'deki density'den geliyor. Tonguç. Density yoğunluğu mu yok hocam? Harikasın çok güzel. Densiz bir kelimeymiş hocam. Harika. Bak kütlenin şeyini biliyor musun evladım? Sembolünü biliyor musun? M evladım. Hacmin sembolü de V evladım. O zaman biz bunu şöyle ezberleyebiliriz. Bak gramı santimetre küp biliyoruz ve bunun birimi de gram bölü santimetre küp çıkıyor. Bu kadar basit. Peki ben bunu nasıl ezberleyebilirim? Şöyle ezberleyebilirim Tonguç. Dede muzu böl ver diye ezberleyebilirim. Oha süper taktik hocam. Aynen. Ya. Dede muzu böl ver. İşte bu kadar. D dediğimiz şey yoğunluk. M dediğimiz şey kütle, V de hacimdir. Demin yapmıştık ki hani hatırlıyor musun? Kütlesi 1000 çıkmıştı. Evet. Hacmi de 1000 çıkmıştı. O zaman bunun yoğunluğu nedir Tonguç? 1000 bölü 1000'den? 1. 1'dir. Birimi ne peki? 1 gram bölü santimetre küptür Tonguç. Dedi muzu çünkü, böl ver. Soy evet, ver mi böl, böl ver mi? Böl ver. Soy ver. Gram bu da santimetre küp ya. Gramı santimetre küp veriyoruz. Aferin diyorum. Dedi muzu böl ver. Dedi muzu böl ver. Şimdi sıvının ağırlığı 160 grammış. O zaman bizim kütlemiz 160 gram diyebiliriz. Al torun sana muz. Sıvını bak hacmini de burada dereceli silinde ölçmüşüz. V dediğimiz şey de 80 santimetre küpmüş. Dede bana muzu böl ver. Bize ne soruyor? D'yi soruyor değil mi Tonguç? O zaman hemen yazıyorum. Dede muzu böl ver. Al sana torunun muz. Aferin çok güzel. Al muzu ye ye. Sakin ol şampiyon. 160. Ye muzu torun ye. Evladım beynim mi sulandı? Dede muzu böl ver. 160 bölü 80 diyorum. O da nedir? 2 gram bölü santimetre. Muzu böl ver. Tebrik ediyorum seni. Harikasın. Gerçekten sana zor geldi. Ağır geldi bu ders galiba. Dede muzu böl ver. Evet. Ödüllü sorumuzu yap. Cevapları gönder. Üşenmiyorsun. Tonguç Ayın konuda video bombalamamız. Devam ediyor tüm hızıyla. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz çok güzelmiş. Bir önceki bir sonraki video. Dede muzu böl ver. Evren beynin yandı. Seni tebrik ederim.